Herkese selamlar. Katılımcı sayımız da güzel bir rakama ulaşmış. Artık yavaştan başlayalım. Hani daha fazla beklemeyelim. Bugün artık 19. yanlış hatırlamıyorsam tek dili mekan sohbetimize hoş geldiniz. Benim çok sevdiğim, Alper'in de çok sevdiği, neden çok çok popüler olmadığını bir türlü anlayamadığımız bir REST protokolü diyebiliriz herhalde, değil mi Alper? Bir Evet abi. resource sorgulama, resource'la çalışma yöntemi diyelim. OData hakkında konuşacağız bugün. Ben önce kendimi çok kısaca tanıtayım. Alper'in bir slaytı vardı bizimle, bizim için birer tane. 99'dan beri aslında yazılımla içli dışlı sayılırım, üniversite yıllarından. 2003 Kocaeli Bilgisayar mezunuyum. 2005'te İstanbul'da yazılım sektörüne girdim. Bir yıl yüksek lisans yapıp bıraktım, ne yapıyorum ben deyip. Bir yılda askerlik yaptım arada. 2015'ten beri Doğuş Teknoloji'deyim. İkimiz de bilim ve teknolojiyi çok seviyoruz Alper'le. Oyun oynuyorum. Belki bu stream olaylarına alışıp kendi Twitch kanalımı falan açarım, bilmiyorum. Oyun oynarken de izleyebilirsiniz bizi. Film dizi yani gereğinden fazla izliyorum diyebilirim. Bu konuda bir makale yazdığımda IMDb'de kaç oy verdiğim sayısını görünce biraz ürkmüştüm. Ne kadar çok şey izlemişim diye. Benim böyle. Şimdi sözü Alper'e devrediyorum. Kendisini tanıtıp başlar. Buradan sonra ben aralarda girer, keserim. Yani benim aklıma takılan, sizin aklınıza takıldığını düşündüğüm soruları sorarım. Ama her zaman QA'den ya da chat'ten de sorularınızı iletebilirsiniz. Ben uygun yerlerde Alper'e doğrulturum soruları. Alper, sendeyiz. Merhaba, ben Alper Koral. Doğuş Teknoloji'de Senior yazılım uzmanı olarak çalışmaktayım. Zaten ekranda görüyorsunuz külliyatı. Benim de bu noktada bilim ve teknolojiye hem işim ve hem hobim bilgisayar da aynı şekilde. O yüzden de birçok şeyi çalışarak, kendimiz de öğrenerek, Umut'la beraber çalışarak öğrenmeye çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz sürekli. O sırada bulduğumuz şeylerden bir tanesi bu. OData tarafı. Umut'un da özel bilgisi var buraya. Hatta kendi çalışmaları var. Onları sonra Ama söyleyeceğim. evet. Yeri geldiğinde onları da şey yapacağız. İsterseniz yavaştan başlayalım. Bugünkü bu sunum içerisinde şöyle devam edeceğiz. Önce küçük bir sunumumuz var. Biraz OData'nın ne olduğunu, neler yaptığını anlatmak istiyorum. Sonrasında da OData'yı gerçek anlamda iş üstünde görelim istiyorum. Onun öncesinde de küçük bir nasıl bilgi sahibi oluruz, OData ile ilgili hangi kaynağa bakmamız lazım şeklinde küçük bir bilgilendirme noktamız var. Ondan sonra gerçekten kod üzerinde, requestler üzerinden OData'yı deneyimlemek istiyoruz. Hemen neden OData'ya ihtiyacımız var sorusunun cevabını biraz düşünelim istiyorum. Şimdi bir videoda görmüştüm. Arkadaş şey sormuştu. SQL Server'a bağlanmak için SQL hangi protokolü kullanıyoruz biliyor musunuz diye sormuştu. Açıkçası yıllardır SQL Server kullanan biri olarak ben de bu soruyu cevaplayamadım. Hiç aklıma gelmemişti. Yani bağlanıyoruz ama hatta 1453'ten bağlanıyoruz port olarak ama neden hangi portu kullandığımız hiç aklıma gelmemişti. O videodan sonra biraz araştırdım. Tabular Data Stream Protocol diye bir protokol varmış meğersem. Biz onun üzerinden bağlanıyormuşuz. Ama problem yaşadığımız bir nokta. Çünkü özellikle firewall ekipleri falan SQL Server dışarı açmayı çok sevmezler. Firewall üzerinden SQL Server ile alakalı bir şeylerin akmasını istemezler. Çünkü özel bir protokol ve çoğunlukla da sürekli açık kalan connection'lardan bahsediyoruz. Hiç kapanmadığı için de firewall üzerinde fazla bir kaynak tüketiyor. Ama biz de veri tabansız yapamayız. O zaman burada bir şeyler yapmamız lazım.
ne yapmamız lazım dediğimizde esasında karşımıza OData çıkıyor. Hemen OData'nın tanımına bir göz atalım isterseniz. Sevgili Burak Selim Şenyurt'un bir tanımı var. Az önce anlattığım altyapıları HTTP üzerinden kullanmaya çalıştığımız anda esasında elimizde OData oluyor. Yani temel olarak, mantık olarak da bakarsanız OData dediğimiz şey SQL'de yapabildiğiniz işlemlerin, sorgulama işlemlerinin veya manipülasyon işlemlerini HTTP üzerinden yapılmasını sağlıyor. Bu önceden de vardı. Yani SQL Server'ın buna benzer çözümleri var. Oracle'ın benzer çözümleri var. Web'den kullanabilmeniz için, web servis olarak yayınlayabilmek için veya bir dünya şey var. Ama bunların birleşimi esasında bize bir OData'yı veriyor. Çünkü OData burada bize şeyden bağımsız, platformdan bağımsız ve alttaki platformdan da bağımsız. Yani OData'nın çalıştığı platform da bağımsız. Altta çalışan veri tabanı mimarisi de bağımsız bir şekilde bunu sağlıyor ki belli örneklerde özellikle JavaScript tarafında MongoDB ile de kullanılabildiğini görmekteyiz. O yüzden sadece SQL değil NoSQL tarafında da kullanılabilen bir terminoloji ve teknoloji OData. Kısaca OData'nın tarihçesine de bakarsak 2007 yılında Microsoft bununla ilgili çalışmaya başlıyor. Ondan sonra da bunu open source'a açmaya karar veriyor ve protokolü open source'a açıyor. Oasis ismindeki bir şeyden yayınlamaya başlıyorlar. Ortamda yayınlamaya başlıyorlar. Ve birçok farklı firma da bu OData'ya destek veriyor. Mesela SAP özellikle cloud tarafındaki işlemlerinde gerçekten OData'yı kullanıyor ki Microsoft da SharePoint gibi ortamlarında, Office 365 gibi ortamlarında OData kullanarak verisini paylaşıyor. Yani servis olarak bir şeyler paylaşmak yerine artık eskiden biliyorsunuz ASMX servisleri veya VCF servislerimiz vardı. Onlar yerine artık REST servisleri geçmiş durumda. REST'in yerine de Microsoft OData'yı kullanıyor. Tabii her tarafta birebir kullanamazsınız ama kullanabileceğiniz her yerde OData'yı kullanmaya çalışıyor. Şu anki son versiyonu 4.0 versiyonu. Buyur abi. Şöyle bir şey diyebiliriz Alper galiba değil mi? Hani bu fonksiyonel dillerle falan çalışanların çok hakim olduğu işte özel şeyler var. Map, filter, reduce gibi metotlar var. Bunlar aslında onların veriyle çalışmalar için belli standartlara sahip olduklarını gösteriyor. Bizim de REST üzerinden veriyle sorgulama, işte filtreleme olsun, belli sayıda kayıt alma olsun, gruplama gibi şeyler için bir standarda ihtiyacımız vardı. OData da aslında bunu çözüyor ve kaynaktan bağımsız çözüyor. İstenen Kesinlikle. veri kaynağı için uygulanabilir. Kesinlikle abi. Çok haklısın. Haklısın. Sanıyorum yani yanlışsam düzelt lütfen. Bu şey Estağfurullah. akım linküyle Linküyle başladı. başladı. Yani linkü Linkü geldikten geldikten sonra sonra dillerin dillerin içerisinde de içerisinde de veriyle veriyle çok çok çalışıldığı, çalışıldığı, gerçekten gerçekten bunlarla bunlarla ilgili ilgili işlemlerin işlemlerin daha daha kolay kolay yapılması yapılması gerektiği, gerektiği, sorgulama sorgulama dillerinin dillerinin direkt direkt programlama programlama dilinin dilinin içine içine girmesi girmesi gerektiği gerektiği anlaşıldı anlaşıldı diye diye düşünüyorum düşünüyorum ben. ben. Kesinlikle, kesinlikle. Onun Onun bir bir sürü sürü yansıması yansıması oldu. oldu Yani yani şey şey tarafına tarafına mesela mesela Java Java tarafına tarafına da da Stream diye Stream bir diye bir mimari mimari olarak olarak bu bu son son versiyonlarında versiyonlarında katıldı. katıldı. Sanıyorum Sanıyorum 9'larda 9'larda katıldı. katıldı. 8'de var Evet, mıydı? evet. 8'de de Sekizde de olabilir. olabilir. Çok Çok emin emin değilim değilim ama ama biraz biraz uzağım uzağım Java Java teknolojisine. teknolojisine. Ama Ama JavaScript'te JavaScript'te de de mesela mesela bunlar bunlar sonradan sonradan katıldı. katıldı. İlk İlk çıktığında çıktığında JavaScript'te JavaScript'te de de yoktu. yoktu. Özellikle Özellikle array'ler array'ler üzerinde üzerinde yapılan yapılan map map gibi gibi operasyonlar, operasyonlar, filter filter gibi gibi operasyonlar operasyonlar sonradan sonradan eklendi. eklendi. Bunlar Bunlar hep hep Linkyo'nun Linkyo'nun esasında esasında bu bu dünyaya dünyaya kattığı kattığı şeyler. şeyler. Bunun Bunun bir bir yansıması yansıması olarak olarak da da senin senin dediğin dediğin de de çok çok doğru. doğru. REST REST tarafında tarafında ben ben bir bir şeyler şeyler yapayım yapayım mın mın karşılığı karşılığı OData OData oluyor. oluyor. Yani Yani veri veri tabanına tabanına sormak sormak yerine yerine veya veya bunu bunu bir bir programcının programcının yapması yapması yerine yerine istemci istemci isteğini isteğini yaparken yaparken abi abi bana bana bir bir veri veri ver ver ama ama bu bu verinin verinin içerisinde içerisinde şu 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 alanlar alanlar olsun, olsun, şuna şuna göre göre filtrelensin, filtrelensin, şuna şuna göre göre sıralansın sıralansın diyebiliyor diyebiliyor artık artık OData OData sayesinde. sayesinde. Bunu Bunu yapabildiğim yapabildiğim başka başka tabii tabii GraphQL GraphQL gibi gibi teknolojiler teknolojiler de de var var ama ama OData'nın OData'nın
Evet, burada bir artısı var. Esasında onu biraz ön plana çıkartmak istiyoruz. Şimdi o zaman buradan hemen şuna bakalım. OData'nın çözdüğü problemler neler? Yani ben bu teknolojiyi kullanma istediğimde karşımda bir problem olması lazım ki bu teknolojiyi seçeyim. Mesela platform karmaşasını ortadan kaldırıyor. İstemci olarak bakarsanız ben bu şeyi servisi kullanan bir istemciysem arkasında ne olduğu benim için önemli olmamalı. Yani sen Oracle'dan mı veri veriyorsun, SQL'den mi veriyorsun, NoSQL'den mi veriyorsun, yoksa o veriyi RAM'de tutuyorsun, RAM'den mi veriyorsun? Beni ilgilendirmemeli. Ben bununla ilgilenmiyor olmam lazım. OData burada bu problemi çözüyor, istemciye doğru olan problemi. Arka taraftaysa sen bu servisi yayınlayan bir kişiysen de o zaman sana yolları açarak çok daha kolay geliştirebilmeni sağlıyor bu işlemi. Özellikle .NET üzerinden yaparsan tabii farklı farklı platformlar içinde OData yapabilmek, yazabilmek mümkün. Mesela SAP'nin kullandığı OData .NET platformu değildir herhalde. Kendi yazdıkları bir platformdur büyük Evet. ihtimalle. Orada da benzer şeyler var. Erişimde sürücü karmaşasını ortadan kaldırıyor ki az önce söylediğimle biraz bağlantılı. Şimdi tabii hangi veri tabanına bağlanacağına bağlı olarak bazı sürücüleri eklemen lazım sistemine. Oracle'a bağlanacaksan OSI kütüphanesini eklemen lazım. İşte .NET tarafında zaten SQL Server'la alakalı kütüphaneler var. MySQL'den tut da bütün veri tabanı mimarileri için bir şeyler eklemen gerekiyor ama client tarafı için bunun bir önemi kalmıyor o datada. Artık client'ın bunu düşünmesine gerek yok. Bana veriyi ver demesi yeterli oluyor. Bir başka nokta firewall'dan az önce bahsetmiştik. Firewall tarafındaki sınırlamalardan kurtuluyorsun. Ve çok rahat şekilde verini dünyaya da açabiliyorsun. Dışarıya da açabiliyorsun. Çünkü firewall'da zaten HTTP protokolü üzerinden çalışıyor. Tabi burada güvenlikle alakalı kısımlar ayrı. Burada yine şey tarafında HTTP üzerinde güvenliği yine bir şeyler yapmamız lazım. Bizim onun için çalışmamız lazım. Ama en azından SQL'i direkt açmaya karşı çıkan network ekipleri buna karşı çıkmıyorlar. Çünkü zaten bütün sistemler artık buna dönmüş durumda. Verileri istediğimiz gibi paylaşabiliyoruz. Şimdi mesela şöyle bir mantık düşünürsek ben veri tabanımı dünyaya açıyor bile olsam içerisindeki bazı verilere ulaşılmasını istiyor olabilirim. Ben OData'yı ayrı bir servis olarak çalıştırdığım için hangi verileri dışarı atacağımı, hangilerini de açmayacağımı belirleyebiliyorum. Bu sayede verileri sınırlayarak dışarıya açma şansım olabiliyor. İstemediğim verileri açmıyorum veya manipüle ederek de açabiliyorum. Yani bu işte KVKK kapsamında blurlama ve benzeri özellikleri üzerine uygulayıp o şekilde de açabiliyorum mesela. Bunları sağlıyor. Yani böyle bir problem varsa onu çözüyor. Ve sorgulama problemlerini çözüyor. Şimdi burada mesela problemimiz şu. Çok basit anlamda bir grid düşünelim. Bu gridin üzerinde bir sürü kolon var ve bir sürü satır var. Şimdi son kullanıcımız bizden bütün kolonlara istediği şekilde filtre uygulama isteğiyle geliyor. Şimdi bu güzel bir istek. Son kullanıcı açısından çok güzel bir istek ama programcı açısından gerçekten kötü bir rüya zannederim. Çünkü aynı yani benzer sonucu döndüren yüzlerce metot yazman gerekiyor. İşte Ben birinci burada araya kolon girip ben şeyse sayabilir miyim onu? Çok seviyorum onu. buyur abi. Filter by ID, filter by ID and name, filter by işte name and surname, filter by name or surname, filter by name and address, filter by name or address. Böyle giden hani yüzlercesinin yazıldığını görmüştüğüm var. Benim için de ilk gördüğümde kabus gibiydi bu. Yani ilk böyle şeyde web üzerinde sorgulama işlerinde çalışmaya başladığımdan beri eminim sen de aynısını düşünüyorsun. Böyle olmamalı bu iş. Yani REST API okey ama yani bu kadar çok kod yazmak gerekmemeli diye düşündürtüyor insana. Evet. Aynı fikirdeyim abi. Bir de şeyi yok yani bir standardı yok. Aynı adam
farklı frekanslarda farklı metotlar kullanıyor olabilir. Ben bunları her birini yakalayıp her birine kod yazma gibi şansım yok. Olmamalı da zaten. O zaman da ne oluyor? Biz son kullanıcıya bütün datayı veriyoruz. Son kullanıcı tarafında işte bu browser olabilir veya bir şey olabilir. Onun RAM'inde bir işlem yapmaya çalışıyor. Böyle bir şeye girmeye gerek yok. Döngüye girmeye gerek yok. O zaman ne olacak? Adam bir şekilde sunucuya kendi dermanını anlatması lazım. İstediğini söylemesi lazım. İşte o data bu problemi çözüyor. İstemci ben şu datayı şu şekilde istiyorum çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Ve o datayı da sunucu tarafa hazırlayıp onun istediği şekilde geri dönebiliyor. Tabii bu yukarıda saydığımız bütün işlemlerin de üzerinde olduğunu düşünebiliriz. Yani sunucu tarafı bunu sınırlayabilir. Network üzerinden geçerken işte sıkıştırarak gönderip daha az alan tutmasını sağlayabilir. Authentication, authorization'ı kontrol edebilir. Bir sürü şeyi yapabilir halde oluyor. Böylelikle datayı açarken çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla datayı dışarıya açabiliyoruz o data sayesinde. Bir de o zaman bir avantajlarına bakacak olursak, HTTP tarafında çalışıyor olması, HTTPS üzerinden çalışıyor olması çok büyük bir avantaj. İstediğimiz şekilde dışarıya açabiliyoruz. Proxy'lerle ve load balancer'larla istediğimiz şekilde ölçekleyebiliyoruz. Her şey kullanımımıza açılıyor bu noktada. Veriyi bir şema halinde, özür dilerim, veriyi şemasıyla beraber yayınlamayı sağlıyor. Mesela REST servislerinde en büyük sıkıntımız, şey gelmeden önce, Swagger gelmeden önce en büyük sıkıntımız, ya burada bir servis var ama bu servisi nasıl çağırıyorum abi ben? Ya bir dokümantasyonu yok. Nasıl kullanacağına alakalı bir şey yok. Yani şey yazmazsa bunu, o servisi yayınlayan kişi bir yere yazmazsa, bir doküman hazırlamazsa görme şansı yok. Ama OData'da default olarak bir şema var. Ve o şema üzerinden her şey algılanabiliyor. Yani OData dışarıya hangi verileri açıyor, onun içinde hangi kolonlar var, bu hangi koleksiyonlar bağlı, oradan nereye gidebiliyorsun, her şeyi görebileceğin bir şeması var. Çok güzel bir şeması var. Ve buradan sen o datayı aldığın servise hiçbir şey sormadan oradan ne bilgi alabileceğini görüyorsun. Bu çok Kesinlikle güzel abi. bir Bir özellik. metadata çok önemli. Yani bu şema olmadan dokümantasyon olsa da çalışmak çok zor oluyor. Elinde bir şema, bir metadata olduğunda işte şimdi Swagger ne oldu? Open API mi oldu? Adı da yeni bir API şeye oldu geçtiler herhalde. Evet. galiba. Yani kesinlikle gerekli. Bir REST servisin metadatası olmadan çalışmak kabus gibi. Versiyonlama falan da dahil hepsini yönetebiliyorsun o datada. Aynen, aynen abi. Çok Çok büyük büyük bir bir artı artı sağlıyor bu sağlıyor anlamda. bu Ondan konuda. sonra Ondan sonra HTTP HTTP ile ile bağıntılı bağıntılı olarak olarak platform platform bağımsızlığı bağımsızlığı geliyor. geliyor. Yani Yani ben bir ben bir cep cep telefonu telefonu uygulaması uygulaması yazıp yazıp OData'dan OData'dan veri veri çekebilirim. çekebilirim. Raspberry Pi Raspberry Pi üzerinde bir üzerinde bir şeyler şeyler yazıp yazıp Raspberry Raspberry Pi'yi Pi'yi OData OData sunucusu sunucusu olarak olarak yapıp yapıp oradan oradan bir bir şeyler şeyler paylaşabilirim. paylaşabilirim. Yani Yani olabildiğince olabildiğince bütün bütün platformlarda platformlarda çalışabilecek çalışabilecek bir bir altyapı altyapı bu. bu. Mesela Mesela sadece sadece .NET .NET olarak olarak düşünmemek düşünmemek lazım. lazım. Server Server tarafında tarafında JavaScript JavaScript ile ile geliştirilen geliştirilen projeler projeler de de var. var. Yani Yani OData OData Server Server olarak olarak bir bir JavaScript JavaScript uygulaması uygulaması çalıştırıyor çalıştırıyor olabilirsiniz. olabilirsiniz. Böyle Böyle olduğunda olduğunda istediğiniz istediğiniz yerden yerden istediğiniz istediğiniz şeye şeye bağlanmanız bağlanmanız garanti garanti altına altına alınmış alınmış oluyor. oluyor. Ve Ve veri veri tabanı tabanı bağımsız bağımsız oluyor. oluyor. Yani Yani sunucu sunucu tarafındaki tarafındaki adamın adamın veri veri tabanı tabanı olarak olarak ne ne kullandığı kullandığı sizin sizin için için hiç hiç önemli önemli olmuyor olmuyor client client tarafı tarafı için. için. Veriye sınırlamalar uygulayabiliyoruz. Çünkü sunucu tarafını geliştirirken istersen ben özellikle .NET tarafı için söylüyorum. Default ayarlarla, default bilgilerle direkt her şeyi açabileceğim gibi araya girip ya arkadaş bunu istemiş ama ben bunu veremem. Adama veya bu adamın yetkileri buna yetmiyor. Şunları vereyim şeklinde ilave kod yazarak istediğiniz sınırlamayı uygulayabiliyorsunuz. Tabi üzerinden default çıkan bir şey değil bu. Ama isterseniz kendiniz ilave etmeniz mümkün. Default çıkan şeyler de var. Şimdi Onları ayrıca burada konuşacağız. ben girmek istiyorum. Yani genelde hani 2012 yılında ilk OData ile bir şeyler yapmaya başlamıştım. 2012 yılında hatta
O datayı consume eden bir JavaScript ORM kütüphanesi geliştirmiştim. O zamandan beri o data ya da benzeri kütüphanelerle karşısına çıktığım birçok insandan şu tepkiyi alıyorum. Ya tamam, iQueryable var mesela C#'da. iQueryable mükemmel bir interface. Yani sorgulamanın kökeninde aslında. Yani iQueryable bir şey dışarıya açtığımızda ya bütün kayıtları okumaya çalışırsa. Tamam, o zaman kaç kayıt okuyabileceğini sayıyla sınırlamak lazım. Take veya tap neyse göndermiş mi diye kontrol etmek lazım. Onu kontrol edeceksem deniyor, tamam mı? Diyorum ki o zaman sen nasıl yapacaksın? REST'te get companies diye metot yapacağım. Kaç tane aldığını parametre alacağım diyor. Tamam diyorum, oraya 1 milyar yazarsa if yazmam lazım. O zaman abi diğer tarafta da if yazman, hatta if yazman dahi gerekmiyor. Bir attribute'le süslüyorsun üstünde. Daha deklaratif bir kod yazıyorsun içeriye. Bu şeyi yani az buz değil. Yaklaşık 10 farklı durumda savunmam gerekmiştir. OData ve benzeri kütüphaneleri. Ama güvenlikle ilgili kısımlarda sen detaylı anlatacaksın zaten. Çok fazla yeteneği olduğuna değineceksin. Evet. Onu daha sonraki şeylerde, slaytlarda direkt göstererek de daha doğrusu direkt kodun içerisinde bakarken görebiliriz nereden yapıldığını, ama o tür sınırlamalar zaten var. Yani ben ne kadar veri göndermesini istiyorum, bütün veriyi çekip çekememesini istiyorum. Ki sen zaten bir kere şu da var abi, sen adama bu o datayı verdiysen ve onun alabileceği datayı verdiysen adama, bunda eminsen, o adama vermek istediğin datayı verdiğinden eminsen, tamamını alsın, ne olacak ki? Ya evet, Yani ya böyle sen bir zaten yaklaşım da var. 10-10 alacağına hepsini alsın yani. Yani Önemli. alabiliyorsa Ya buyursun. Tamam. Hani milyon falan yapmasın, serverımızı yormasın o kadar da. Yavaş yavaş alsın, 1000 alsın yani. O kadar tabii büyük datayla çalışıyorsan o zaman ona uygun yönlendirmeleri, içeride sınırlamaları da yapman lazım. Şimdi hiçbir şey yapmadan bir sonuç elde etmek çok da mantıklı gelmiyor bana. Ama tabii OData tarafında bize sağlanan özellikler var. Biz bunları çok rahatlıkla kullanıp adamın bitapta kaç yazabileceğini, maksimum kaç yazabileceğini, scriptte maksimum kaç yazabileceğini hepsini söyleyebiliyoruz. Böylelikle de o söylediğimiz senaryolar zaten gerçekleşmeden çözümlenmiş oluyor. Ve son olarak da geliştirme hızından bahsetmek istiyorum. Özellikle .NET tarafında Microsoft'un geliştirdiği araçlarla çok hızlı bir şekilde bir OData sunucusu ayağa kaldırabiliyorsunuz. Son dönemde çıkan şeylerle beraber .NET Core 3.1 desteği de geldi. Artık .NET Core 3.1 ile de çalışabiliyor. Ki benim demoda göstereceğim projede hem 2.2 hali hem de 3.1 hali var. Çok fazla değişiklik yok ama değişiklikleri gösterebilmek için ben iki ayrı proje halinde hazırladım. 3.1 üzerinden yapacağız demoyu, ama orada ne kadar kolay bir geliştirme yapabildiğinizi, ne kadar az kod yaparak bunu yapabildiğinizi görüyorsunuz. Artı bizim kendi içeride Turkuaz tarafında kullandığımız projelerde sadece entity verip otomatikman bunu OData'ya açan, yani o işlemleri de otomatik yapan geliştirdiğimiz bir kütüphane var. Bu kütüphane sayesinde esasında hiç kod yazmadan bile yapabilmek mümkün oluyor bu işlemleri. Ama buradaki örnekte ben size default'u göstereceğim. Siz servisin son halini web API'den falan türetmek yerine düz bir class yazıp Spring Framework'teki falan gibi aslında normal bir servis kontraktınızı dışarıya otomatik olarak servis olarak açtırabiliyorsunuz. Değil mi? Aynen abi. Web API tarafında yaptığımız o, OData tarafında da orada entity'yi verip, ya bu entity'leri OData'ya aç diyoruz. O otomatikman entity'leri OData'ya açmış oluyor. Tabii arada bir şey olabilir, yani ben nasıl sınırlama yapacağım dediğimiz noktada araya OData repozitörleri koyarak, default'ta olanları ezerek daha doğrusu, istediğin şekilde oradaki işlevselliği
sağlayabiliyorsun. Yani entity yazılabilir olsun, yazılamaz olsun veya onun içerisinde mesela özellikle view türünde bir entity yapacaksak kullandığımız yöntem direkt repository üzerinde istediğimiz datayı hazırlayıp onu döndürme şeklinde olabiliyor. Bu şekilde minimum kod yazarak default kodu otomatik olmasını sağlayarak çok rahatlıkla hızlı bir şekilde o data ortamını ayağa kaldırmamız mümkün olabiliyor. En büyük artılarından bir tanesi de bu. Çünkü az önce senin saydığın gibi saymaktan hoşlandığın o metot listesinin hiçbirisini yapmıyorsun. Sen sadece bir tane metot veriyorsun listeleme için. Bir tane de tek bir elemanı çekmek için, single bir eleman çekmek için bir şey veriyorsun, metot veriyorsun. Bu ikisiyle adam dünyayı çekebiliyor. Yani senin izin verdiğin ölçüde dünyayı çekebiliyor bunun üzerinden. Şimdi Süper. istersen bir destekleyenlere bakalım. Bir sürü destekleyen Bizim eline firma koy var. abi. Biz de çok Heh. destekliyoruz. Evet. Bizi de koymamız lazım. Biz de bayağı kullanıyoruz ya. Koyalım Unutmuşum onu. Ekleriz. Şimdi bizi. istersen abi bir odata.org adresimiz var. Hızlıca bir oraya bakalım. Ve buradan Aa ben şöyle. gittim. Evet Benim abi ritme orada gitti bir galiba. Ha geldim. yok. Buradasın Buradasın da. ya. Burada atladığımız bir mevzu var. Nasıl oluyorsa. Nasıl Çok oluyorsa. pardon. Sen şu görüntü Görüntü üstte üstte kalması kalması gerekirken gerekirken kalmıyor. kalmıyor. Ha şimdi oldu. Tamam. Evet. Evet. Şimdi Şimdi odata.org o odata ile datayla alakalı alakalı ana ana noktamız. noktamız Birçok birçok bilgiye bilgiye buradan buradan ulaşabiliyoruz. ulaşabiliyoruz. Şimdi Şimdi odatanın odatanın bir bir protokol protokol kısmı kısmı var. Bu var. Bu protokolü protokolü nasıl nasıl kullanabileceğimiz, kullanabileceğimiz, nasıl nasıl sorgulayabileceğimiz sorgulayabileceğimiz bütün bütün örneklerini örneklerini burada burada görebiliyoruz. görebiliyoruz. Ve Ve bu bu protokolü protokolü kullanabileceğimiz kullanabileceğimiz uygulanmış sistemleri sistemleri de de burada burada görmek görmek mümkün. mümkün. Özellikle Özellikle mesela mesela ekosistemden ekosistemden başlayacak başlayacak olursak olursak destekleyen destekleyen sunucular, sunucu sunucu tarafında tarafında gördüğünüz gibi gördüğünüz IBM gibi falan IBM filan falan var. var. Bir Bir sürü sürü bilgiyi bilgiyi buradan buradan almak almak mümkün. mümkün. Bir sürü destekleyen firma var. Consumer tarafında hangi driverların kullanılabildiğini görebiliyoruz. Dediğim gibi bir dünya destekçisi var. Buradan detayına bakılabilir bu bilgilerin. Veya şuradaki Buradaki dokümantasyonumuzdan da bu protokolün protokolün nasıl nasıl kullanılabileceğine kullanılabileceğine direkt direkt protokol protokol dokümanlarından dokümanlarından ulaşılabilir. ulaşılabilir. Az Az sonra sonra bunların bunların basit basit örneklerini örneklerini gösteriyor gösteriyor olacağım. olacağım. Oradan ayrıca Ayrıca inceleriz. inceleriz. Ama Ama detayı detayı burada burada var. var. Yani Yani ben ben mesela mesela Extend'in Extend'in bir bir kullanımını kullanımını merak merak ediyorsam ediyorsam gelip gelip buraya buraya bakmam bakmam lazım. lazım. Veya Veya Apply'ın Apply'ın nasıl nasıl kullanıldığını kullanıldığını görmek görmek istiyorsam istiyorsam gelip gelip buradan buradan Apply Apply ile ile ilgili ilgili olan olan Aggregation Aggregation Extension'a Extension'a bakmam bakmam lazım lazım mesela. mesela. O O yüzden yüzden bu bu önemli önemli bir bir sayfa sayfa bizim bizim için. için. Bu Bu sayfayı sayfayı iyi iyi takip takip etmemiz etmemiz gerekiyor. gerekiyor. Benim Benim birçok birçok noktada noktada dönüp dönüp bakmam bakmam gereken gereken yerlerden yerlerden bir bir tanesi tanesi oluyor oluyor mesela mesela bu. bu. Hani Hani çok çok mesela mesela sorguda sorguda bir bir şeyin şeyin nasıl nasıl yapılacağını yapılacağını merak merak ettiğinde ettiğinde bile bile gelip gelip buradan buradan bakman bakman gerekebiliyor gerekebiliyor nasıl nasıl kullanıldığına. kullanıldığına. Bir Bir de de burada burada hazır hazır tool'ları tool'ları var. var. Açıkçası Açıkçası ben ben bunları bunları çok çok fazla fazla kullanmadım. kullanmadım. O O yüzden yüzden çok çok detaylı detaylı bir bir şey şey söyleyemeyeceğim söyleyemeyeceğim ama ama mesela mesela bu bu tool tool sizin sizin az az önce önce söylediğim söylediğim şemadan şemadan hareketle hareketle yapınızı yapınızı çizen çizen bir bir araç. araç. Burada Burada şu şu arkadaş arkadaş gitsin. gitsin. Gördüğünüz Gördüğünüz gibi gibi bu bu bilgiyi bilgiyi şemadan şemadan alıp alıp buraya buraya çiziyor. çiziyor. Böylelikle Böylelikle hem hem işlemlerinizi işlemlerinizi buradan, buradan, sorgularınızı sorgularınızı buradan buradan hazırlayabiliyorsunuz hazırlayabiliyorsunuz diye diye biliyorum. biliyorum. Ama Ama dediğim dediğim gibi gibi detaylı detaylı olarak olarak bunu bunu incelemedim. incelemedim. Odata.org'umuz böyle. Şurada bir şey vardı. Ha, libraries. Şurada da dillere göre hangi kütüphaneleri kullanabileceğimizi görebiliyoruz. Rest kütüphanesi en başta gözüküyor ama bu Rest kütüphanesi bizim .NET Framework tarafında kullanabileceğimiz bir kütüphane. Kod tarafına taşımaya çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla ama daha bitmemiş bu proje. Olduğunda çok güzel olacak esasında. Konteksti verdiğin anda otomatikman konteksti açan bir yaklaşımı var. Kendi elinle o data dünyasına
geliştirebileceği ASP.NET Web API o data tarafı var. Ve bir sürü gördüğün gibi bir seçenek burada yer alıyor. Artı ben Jinkyu2 OData'yı göremiyorum. Sen hala da JavaScript'e bir eklemedin baksana herhalde. abi. Belki ekledim. Pull request'im hala bekliyor. Belki gelmiştir, bir bakalım. Ben de bakmadım, unuttum. Yok, gelmemiş. Yok. Buradaki Gelmedi. Breeze.js ve JData aslında benim. Beetle.js'i alternatif olarak, onlara rakip olarak zamanında yazmıştım. Şimdi sen de biliyorsun, 2 sene önce yeni sıfırdan bir JavaScript için link implementasyonu yapmıştım. Onun bir de OData bacağı var. Buraya pull request attım ama çok hızlı değiller. Yani bir süredir bekliyor pull request'im. İnşallah şeyde gelir, girer oraya. Bu esas projenin ailesi. Bu arada şeyi söyleyeyim. Linkpad geçiyordu biraz önce. Albahari kardeşler yazmıştır. Belki bilirsiniz Linkpad'i. Jinkyu'nun dokümantasyonlarını ve bu stack blitz üzerindeki tüm örneklerini Albahari kardeşler yaptı. İlginç bir şekilde nereden buldularsa projenin bir hayranı oldular. Dokümantasyonu şu gördüğünüz, Ben Albahari yazdı. Sağ olsun. Benim dokümantasyonumu beğenmedi. Bu da ayrı bir nokta olacak ama. Oğlum böyle yazılır mı dedi. Bir PR attı. Sağ olsun, dokümanımı o yazdı. Bu projeyi de inceleyebilir arkadaşlar bu arada. Tavsiye Kesinlikle. ederiz. Kesinlikle. Biz de projemizde kullanıyoruz bunu. Turkuaz tarafındaki projemizde. Açıkçası JavaScript tarafında Link-Q'ya yakın bir şeyler, yani hiçbir şeyler yapabiliyorsun da Link-Q'ya yakın yazmak istediğinde gerçekten hayat kurtarıcı bir kütüphane bu. Herkese öneririm. Eğer bakmadıysanız Teşekkürler. adres olarak github.com/jin-q/jinq olarak Thank you, geçiyor. evet. Evet. Evet Evet abi, abi, istersen istersen hemen hemen tekrar dönelim. Dönemedik. tam araya almışken. Evet. Şimdi o O zaman bir zaman bir sonraki sonraki arkadaşımız, arkadaşımız elimizi elimizi kirletme kirletme zamanı değil zamanı. mi? En En sevdiğimiz şey. sevdiğimiz nokta. Nokta. Ha, tabii ben Ben bir bir salaklık salaklık yaptım. yaptım. Çok özür Çok dilerim. özür dilerim. Estağfurullah. Alışmamız Alışmamız lazım lazım bu bu şeye. şeye. Yine mi yanlış Yanlış yaptık? yaptık. Evet. Evet. Evet, doğru yeri açmamışız. Şimdi tamam. Evet, şimdi abi Şimdi sana sana istersen istersen önce önce şu şu şeyden şeyden biraz biraz bahsedelim. bahsedelim. Bu bizim Umarım ben okuyabiliyorum. Muhtemelen diğer katılımcılar da okuyordur diye düşünüyorum. Hani bende chat Evet. penceresi falan da açık, okunabilir diye düşünüyorum. Okuyamayan varsa, iletirse Alper'den rica ederiz. Bence büyütmene gerek yok gibi şimdilik. Tamam. Zaten şurayı büyütebiliyorum ancak yan taraf Aha. için çok aynı şeyi söylemem mümkün değil. Şey tarafına, YouTube'da Zoom Solution yapar artık arkadaşlar. Explorer Sen tarafına. paylaşacaksın zaten bunları. Onu da unutmayalım. Aynen. Onun da az önce geçti esasında. Linkini de tekrardan gösteririm. Source Control'de bizim Doğuş Teknoloji altında example olarak, o data example olarak bunu, projeyi bulabiliyorsunuz şu anda. Oradan detaylarına da bakabilirsiniz. Şimdi esas şunu anlatmak istiyorum. Hani uygulamayı gördüğünüz gibi entity sayısı kadar controller'lardan oluşmakta. Bu bildiğimiz Northwind'ın veri tabanını kullanıyor. Benim özellikle eğitimlerde, SQL eğitimlerinde en çok kullandığım örnek veri tabanlarından biri olduğu için buradaki örneği de onun üzerine yapmak istedim. Bütün entitilerin karşılığı olan controller'lar var ama içine bakacak olursanız esasında hepsi temel olarak o database controller'dan türemiş durumda. Çünkü standart olarak buradaki get metodunu, yani get metodunun iki versiyonuna sahip. Şu arkadaş da listeyi alabilirken bu arkadaş da geriye tek bir geri dönüş alabiliyorsunuz. Aralarındaki tek fark bu. Bunu da her uygulama için tek tek yazmaya gerek yok.
Yani her entity için tek tek yazmaya gerek yok diye ben bu şeyi controller'ı bir base controller haline getirdim ve diğer şeylerin içerisinde controller'ları buradan türeterek kullanımını sağladım. Yani bu ne sağlıyor? Sen esasında şunu yazmayacaksan otomatikman hiçbir kod yazmıyorsun. Yani Evet. controller'ı şey categories controller'ı oluşturuyorsun, o datadan türetiyorsun, o kadar. Ondan sonrasını sistem kendi hallediyor diyebiliriz. Class'ın adı da çok güzel olmuş. Database controller gibi. O database controller. Güzel tekabül oldu. Evet. Evet abi. Ya arka taraf bu kadar basit. Birkaç tane de konfigürasyon ayarı startupta yapmanız gerekiyor ama bunlar dediğim gibi yine standart şeyler. Bunları yaptıktan sonra uygulamaya çalıştırmanız yeterli. Ben de çalıştırmamışım. Normalde çalışır halde bırakıyordum ama. Tamam, şimdi Yakmasın. evet. Ayağa kalktı gördüğünüz gibi. Bir sorguda burada otomatikman oluşturduk. Buradan takip etmek zor olacağı için şimdi. Listeledik galiba değil mi şu an? Kategori Aynen abi. listesi geldi. Aynen. 7 tane kategorimiz var. Northwind içinde. Northwind Bunların içinde. hepsini bize Bize getirdi getirdi ki ki resimler resimler dahil. dahil. Şunlar Şunlar resimler resimler olacak olacak şekilde şekilde bu listeyi listeyi aldık. aldık. Şuradaki Şuradaki adresten. adresten. Şimdi daha Daha rahat rahat yazıma yazıma geçelim. geçelim. Az Az önce önce çalıştırdığımız çalıştırdığımız sorgu sorgu şuydu. şuydu. Gördüğünüz Bu gibi arada burada. Alper bu şeyi eklentiden bir bahset. Bence çok güzel bir eklenti. Hani Visual Studio Aynen. Code kullanıcıları için. Aynen Aynen bu bu yeni yeni bulduğum bulduğum bir bir eklenti. eklenti. Daha Daha doğrusu bu doğrusu bu eklentiyi eklentiyi ben ben önceden de önceden de kurmuştum kurmuştum da da bu bu özelliğinin özelliğinin kullanıldığını kullanıldığını yeni yeni gördüm. gördüm. REST Client API şu şu olması olması lazım lazım abi. abi. O Hop. sende kurulu değil ama galiba. En üstteki olabilir mi acaba? Ha özür dilerim. Evet. Ha, odur Ha. odur. Ha, oydu Aynen galiba. bu. Aynen bu abi. Aynen. Çok güzel ya, evet. Çok Çok güzel. güzel. Şimdi tabii burada önemli bir nokta var. Ona hemen söylemem lazım. Şu ayraç requestleri Request'leri birbirinden ayırıyor. ayırıyor. Ben ilk yaptığımda birinci olmuştu, ikinci olmamıştı. Yani şöyle oluyor. Ya yani neden olmuyor, olmuyor diye bayağı bir araştırmam gerekti. Dokümantasyonda gördüm ki şu olursa anca ayırıyor. Şu üstündeki send request'te bu altında yazmış olduğun request'te sunucuya göndermeyi sağlıyor. Burada Postman kullanmaya hiç gerek kalmıyor. Yani Aynen öyle. get'i zaten görüyorsun burada var. Bunu posta şeye puta patch'e istediğin HTTP verbine uygulaman mümkün. Hepsini çalıştırabilir halde. Ya ufak Çok güzel istekler bir için eklenti. gerek kalmıyor diyelim. Hani Postman'de collection'lar, test şeyleri falan bir sürü şey yapılıyor da. Ama ufak bu tür işler için aslında dediğin gibi çok başarılı. Yani bazı Bazı standart standart şeyleri şeyleri yapmak yapmak istiyorsan, istiyorsan mesela mesela bu bu Postman'dan daha Postman'dan daha rahat rahat olabilir. olabilir. Ama dediğin gibi Olabilir. test Gerçekten evet. tarafına falan Falan geçersen, geçersen hani hani standart standart yaptığın yaptığın işler işler vardır, vardır. onları Onları tık 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 koyarsın, koyarsın. buradan Buradan basarsın basarsın. şeklinde. Şeklinde Tabii tabii bu bu açıksa açıksa sürekli, sürekli açık açık değilse değilse yine yine bir bir uygulama uygulama açman açman lazım, lazım Visual Visual Studio Studio. Tabii. Code gibi Kod Postman gibi gibi bir bir uygulama uygulama açman açman gerekiyor. gerekiyor. İstersen İstersen abi abi hemen hemen tekrar tekrar request'e request'e gelelim. gelelim. Evet ben zoom Şimdi yaptım zaten yaklaştım. Şimdi request'imiz request'imiz burada burada picture picture olduğu olduğu için için çok çok rahat rahat gözükmüyor. Bir de gözükmüyor. Bir de product product alalım alalım istersen. istersen. Evet, Evet product product tarafında tarafında da da bütün bütün datayı datayı bize bize sağlamış sağlamış oluyor. oluyor. Tabii Tabii burada burada sen sen bunlardan bunlardan mesela mesela diyelim diyelim ki ki reorder level'ı reorder ben level'ı ben bunu bunu burada paylaşmak paylaşmak istemiyorum istemiyorum dersen dersen ve ve bunu bunu metadata'yı metadata'yı oluşturan oluşturan kısımda kısımda söylersen söylersen otomatikman otomatikman adam adam zaten zaten bunu bunu alamaz. alamaz. İşte İşte sınırlamadan sınırlamadan kastımız da kastımız da bu. bu. Datayı Datayı kolon kolon kolonda kolonda sınırlayabilirsin. sınırlayabilirsin. Row'lara Row'lara göre de göre de sınırlayabilirsiniz. sınırlayabilirsiniz. Yani Yani sadece sadece adam adam şu şu şeyleri şeyleri görsün görsün demek demek de de mümkün. mümkün. Şu Şu satır satır grubunu grubunu görsün görsün demek demek de de mümkün. mümkün. Şimdi iyi güzel de hani bu böyle yazmış da kaç tane var acaba bundan? Ben bunların hepsini tek tek kapatıp mı bakacağım? Hayır. Şöyle bir komutla o datanın Datanın içine içine girmeye girmeye başladığımız başladığımız anda anda karşımıza karşımıza çıkan çıkan ilk ilk komutlardan komutlardan bir bir tanesi. tanesi. Dolar Dolar count count eşittir eşittir true. true. Bu sorguyla beraber o sorgunun toplamda kaç tane elemanı olduğunu da bana döndürüyor.
Ben buradan direktman görebiliyorum. Yani full datayı çeksem, ki çektim şu anda, 77 tane satır gelecek. Tabi burada mesela take ve skip gibi özellikler de kullanabiliyorsun. Onları kullandığında yine de full datanın sayısını veriyor sana. Buradan hareketle Klasik. sayfalamanı yapabiliyorsun. Bu parametre önceden adı çok daha uzun ve tuhaftı. Inline count enabled'dı galiba. 2.0 zamanında, o data 2.0 zamanında. Şimdi count çok daha güzel, çok daha okunaklı Evet, olmuş. daha temiz olmuş kesinlikle. Şimdi JSON tamam. bu şeyde geliyor abi, değil mi? Sonucu value altında getiriyor. Bir istek Aynen. yaptığımız Aynen abi. Aynen. konteksi de hep söylüyor bize. Şu konteks Kesinlikle. babında getirdiğim sonuç budur gibi. Kesinlikle. Buradan Şeyi şeyi öğreniyorsun. öğreniyorsun. Metadata'daki yerini Metadata'daki yerini öğreniyorsun. öğreniyorsun. Ne Ne olduğunu olduğunu öğreniyorsun. öğreniyorsun. Count Count aldıysan aldıysan şuradan şuradan count'unu count'unu öğreniyorsun öğreniyorsun ve ve value value altında altında da da detayı detayı görmekteyiz. görmekteyiz. Ne Ne kadar kadar eleman eleman varsa varsa hepsi hepsi value value altında altında geliyor. Bu geliyor. Bu standart. O standart. O yüzden yüzden her her tarafta tarafta bu bu şekilde şekilde çalışacağını çalışacağını düşünüp bu düşünüp bu şekilde şekilde kod kod yazabiliriz. yazabiliriz. Şimdi Şimdi tabii tabii bu bu bize bize bütün bütün listeyi listeyi veriyor veriyor ama ama ben ben şuradan şuradan ID'yi ID'yi biliyorum biliyorum zaten. zaten. Bir Bir numaralı numaralı ID ID veya veya iki 2 numaralı numaralı ID. ID. Bunu Bunu istediğimde istediğimde nasıl nasıl getireceğim? getireceğim? O O zaman zaman da da o o datanın datanın bir bir yazım yazım klasiği klasiği geliyor. geliyor. Parantez Parantez operatörü. operatörü. Yani Yani products'tan products'tan 2 2 numaralı numaralı ID'deki ID'deki elemanı elemanı almak almak istiyorum istiyorum demiş demiş oluyorum oluyorum burada. burada. Request'i Request'i yaptığımda bu yaptığımda bu sefer sefer yine yine o o data data konteksi konteksi alıp alıp bize bize getiriyor. getiriyor Ama bu ama bu sefer sefer value value yok yok artık. artık. Direkt Direkt açık açık olarak olarak tek tek bir bir satırı satırı görmemizi görmemizi sağlıyor. sağlıyor. Bu Bu şekilde şekilde istersen istersen full full veriye veriye veya veya ID'sini ID'sini biliyorsam biliyorsam da da bir bir veriyi ID'sini ID'sini vererek vererek çekebilmem çekebilmem mümkün. mümkün. Bunun Bunun için için iki iki tane tane metot metot yazdım. yazdım. Arkada Arkada az az önce önce göstermiş göstermiş olduğum olduğum iki iki metot metot var var bu bu işi işi yapan. yapan. Benzer Benzer şeyi şeyi kategori kategori içinde içinde yapacak yapacak olursak, olursak, yine yine burada burada picture'la picture'la beraber beraber kategorinin kategorinin geldiğini geldiğini görüyorum. görüyorum. Bir Bir numaralı numaralı kategoriyi kategoriyi bize bize getirdi. getirdi. Şimdi Şimdi bir bir de de şunu şunu biliyorum biliyorum ben. ben. Nereden Nereden biliyorum? biliyorum? Hemen Hemen metadata'ya metadata'ya bakalım bakalım isterseniz. isterseniz. Metadata'da Metadata'da bütün bütün entity'lerimiz entity'lerimiz var. var. Mesela Mesela kategori kategori entity'miz entity'miz var. var. Customer Customer entity'miz entity'miz var. var. Kategoriden Kategoriden ayrılmadan ayrılmadan hemen hemen kategorinin kategorinin içerisinde içerisinde products products diye diye bir bir navigation navigation property property olduğunu olduğunu görmekteyim. görmekteyim. Ve Ve bu bu koleksiyon koleksiyon olarak olarak da da product product türünde türünde bir bir koleksiyonu koleksiyonu ifade ifade ediyor. ediyor. O O zaman zaman ben ben şunu şunu yapamaz yapamaz mıyım mıyım diye diye düşünerek düşünerek yazdığım yazdığım bir bir kod kod bu. bu. Kategori Kategori 1 1 içerisindeki içerisindeki product'ları product'ları bana bana getirsene getirsene de de dediğimde dediğimde o o zaman zaman şöyle şöyle bir bir sorgu sorgu yazmam yazmam gerekiyor. gerekiyor. Burada Burada şuradan şuradan dikkat dikkat ederseniz ederseniz kategori kategori ID'lerinin ID'lerinin hep bir hep bir olduğunu olduğunu göreceksiniz. göreceksiniz. Bunun Bunun için için hiçbir hiçbir şey şey yapmama yapmama gerek gerek yok. yok. Çünkü Çünkü arkada arkada zaten zaten bu bu elemanlar elemanlar Entity Entity Framework Framework tarafında tarafında birbirine birbirine bağlılar. bağlılar. Relational Relational olarak olarak bağlanmış bağlanmış durumdalar. durumdalar. O O yüzden yüzden Entity Entity Framework Framework kategoriyle kategoriyle product'ı product'ı nasıl nasıl birleştireceğini birleştireceğini biliyor. biliyor. O O data data da da bunu bunu bu bu şekilde şekilde bildiği bildiği için için sen sen sorguyu sorguyu kategori kategori üzerinden üzerinden product'a product'a ulaşacak ulaşacak şekilde şekilde yapabiliyorsun. yapabiliyorsun. Bu Bu şekilde şekilde ve çok bunlar otomatik rahatlıkla. oluyor. Aynen. Ve bunların hepsi otomatik değil Esasında mi Alper? Ya şöyle bir büyük şey var oranda. abi. Bu Büyük otomatik otomatik değil değil ama ama expand'la expand'la bunu bunu yaparsan yaparsan orası orası kesinlikle kesinlikle otomatik. otomatik. Expand select yaparsan evet anladım. Evet. Evet. Bunu Yapabilmek yapabilmek içinse içinse çok çok basit basit bir bir kod kod yazıyorsun. yazıyorsun. Hemen Hemen onu da onu da göstereyim. göstereyim. Categories Categories kontrolünde kontrolünde fark fark olan olan tek tek bir bir metot metot vardı. vardı. Hatırlayacaksın. Hatırlayacaksın. Şu Şu get get products products metodumuz. metodumuz. O O istek istek geldiğinde geldiğinde otomatikman otomatikman buraya buraya düşüyor. düşüyor. Buradaki Buradaki sonuca sonuca göre göre geri geri dönüyor. dönüyor. Yani Yani bunu bunu da da otomatik otomatik bir bir şeyler şeyler yapılabilir yapılabilir belki. belki. Çok Çok emin emin değilim. değilim. Biz Biz çalışmadık. çalışmadık. Bu Bu kadar kadar detaylı detaylı şeye şeye ihtiyacımız ihtiyacımız yok yok diye diye bu bu kısmı kısmı çalışmadık çalışmadık açıkçası. açıkçası. Çalışmadığım Çalışmadığım yerden yerden bir bir soru soru çıktı çıktı gibi gibi oldu. oldu. Ya bir de baktığında yani şey bu ID ile product'ları işte istiyorsan git product listesinden al ne bileyim değil mi? Aynen. Böyle gibi oluyor Veya bu biraz fazla kolaya kaçmak oluyor. esasında abi hani bu veriyi böyle almak istemeyebilirsin. O yüzden. Çünkü hani ben birinci kategorinin product'larını almak istemem çoğunlukla. Neden? Çünkü onun bir kategoriyle bağlantısı var bende.
hem kategoriyi hem de product'ı beraber verirse benim işime çok daha yarar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Tek Öyle başına anlamı yok. olabilir. Aynen. Hani belki öyle bir senaryoların olduğu yerler de olabilir ama benim senaryolarımda çoğunlukla beraber almak gerekiyor. O yüzden de buna ihtiyaç duymadık açıkçası. Onun yerine expand tarafında bir şeyler yapmayı tercih ediyoruz. Şimdi o tarafa geçmeden önce bir başka noktadan bahsedeyim. Şimdi buraya kadar olan kısımlar hep select yıldızla yazdığımız şeylerdi. Yani bana o tablodaki kolon ne varsa hepsini ver diyordum. Ama eğer istersen bunu değiştirebilirim. Yani bütün datayı vermesine gerek yok. Yani ben bir drop down dolduracağım. Bana bir ID bir de kategorinin ismi lazım. Yani picture'a da ihtiyacım yok. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Diyor isem o zaman dolar select'le buradaki select yıldız yerine geçecek, yıldızın yerine geçecek kolon isimlerini söyleyebiliyorum. ID ve kategori name kolonlarını bana ver dedim. Ve count'u da tekrar söyle dedim ki bir yanlışımız olmasın. Bu sorguyu yaptığında geriye sadece bu kolonların geldiğini görüyorum. Burada istediğin gibi kolonları eklemen mümkün. Bütün kolonları da tek tek ekleyebilirsin ya da istediğin sadece belli kolonları da ekleyebilirsin. Mesela bunu şöyle bir örnek vermek istiyorum abi. Bizim projede kullandığımız data grid arka tarafa OData ile sorgu atıyor. Yani data gridlerimizin tamamı OData ile çalışıyor. Ve biz OData'yı ayağa kaldırdığımız anda bütün data gridlerimiz veriyi alıp kullanabilir halde oluyor. Bunu yaparken şöyle bir şey dedik ya o veriyi çekerken biz bütün kolonları çektirmeyelim. Data grid'de böyle bir geliştirme yaptık. Nasıl olacak? Sen son kullanıcı olarak istediğin kolonu açıp kapayabiliyorsun. Eğer kolonu kapatırsan bu select'in içerisinden kolonun şeyini çıkartıyor. Field name'ini çıkartıyor. Böylelikle o grid'in sadece ihtiyaç duyduğu alanları belleğe yükleme şansı ortaya çıkıyor. Bu da bu iş için örnek olarak gösterebileceğim şeylerden bir tanesi. Gerçekten güzel. Çünkü ihtiyacından fazla veriyi taşımıyorsun sunucudan Network ucuz client'a. değil. Evet. Network Ya çok pahalı. artı abi bir de şey var biliyorsun. Bunlar client tarafında bir JavaScript uygulamasına gidiyor. JavaScript uygulamasının RAM'ini de Tabii. şişirmemiş Tabii oluyorsun kullanmayacağın kesinlikle. veriyi çekmeyerek. O yüzden çok güzel bir özellik ve bunu işte gerçekten sıfır kod. Yani bunu yapmak için hiçbir şey yazmana gerek yok. Sadece az önce göstermiş olduğum kontrolleri tanımlaman yeterli. Burayı Evet. otomatikman kendisi yapıyor. Şimdi gelelim bir başka örneğe. Sayı daha çok olsun diye orders tablosunu burada aldım. 830 tane kayıt var içerisinde. 830 tane sipariş varmış. Şimdi bu siparişin ben hepsini değil de ilk 10 tanesini almak istiyorsam dolar tap yazarak burada bir sınırlama uygulayabiliyorum. Yani bana bütün datayı vermene gerek yok arkadaşım. İlk 10'unu ver diyebilirim. Tabi sıralamayla beraber yapmak da mümkün bunu. Neye göre ilk 10'unu işte en yüksek değerli ilk 10'unu ver şeklinde bir şey yapmam mümkün. Evet. Onun için burada dolar tapı kullanıyorum. Dolar tap 10 diyorum ve 830 tane kayıt ki dikkat ederseniz burası bayağı bir iniyor. Full data. Az önce ilk bu sayfayı request ettiğimde de biraz bekledi. İşte bu datanın büyüklüğünden kaynaklanıyor. Ne kadar? 294 kilobayt indirdi bu veri için. Oh. Şimdi 10 tanesine indir dediğimde 3,85 kilobayta düştü. Sadece 10 tane veriyi hatta 52 milisaniyede de indirdi. Bunu da gösteriyor burada. Buradan tek tek bakacak olursam, inanmayıp sayarsam 10 tane order'ın geldiğini görüyor olacağım. Güvenilmez abi. Bunlara Her güvenilmez. şeye baksana abi. Sayacaksın. Ne yapacağı belli olmaz. Yapay Yerde zeka çıkar bir de içinden. buldunsa tabii canım. Evet abi, bu şekilde 10 taneyi al diyebiliyorsun. İyi güzel de benim 10 tane işime ne yarayacak? Yani birinci sayfa için tamam mantıklı ama ikinci sayfaya geçmek istediğimde o zaman bir 10 tane ilerle kardeşim dolar skip. Sonra 10 taneyi al dolar tap diyebilirim. Paging'i buradan yapabiliyorum işte.
3-4 sayfa sonra işte 40 tane ilerle 10 tane al şeklinde 5. sayfayı çekmem mümkün. Bu şekilde sayfalama şeklinde veriyi taşıyabilmem mümkün oluyor. Artı burada zaten ben her seferinde count'u da aldığım için şu veriden hareketle paging'i kendim hesaplayıp ona göre veriyi nasıl çekmem gerektiğine karar verebilirim. Bu işte projelerde çok tekrarlayan işlerden bir tanesi aslında. Ayrı ayrı Aynen. entiteler için ayrı ayrı bu geliştirmeyi yapıp bir de page result gibi özel objeler dönmek çok sık karşılaştırdığımız yaklaşımlar. Tabii OData uygun olmayabilir projeye. Öyle bir şey yapılabilir ama yine de tavsiyemiz bir OData olur mu gözüyle bakmak işi çok kolaylaştırıyor çünkü. Aynen abi. Şimdi az önce söylediğimiz o sıralama kavramını burada görmekteyiz. İşte order date'e göre sıralayıp ikinci sayfayı bana getir diyorum. Onarlı gruplar halinde olan sayfalardan ikincisini getir demiş oluyorum buradaki kavramdan. Dolar order by'ı burada sıralama için kullanabiliyorum. Virgülle ayırarak istediğim kadar kolonu eklemem mümkün. Yani normal order by'daki yapının aynısı burada da var. Bir sonraki aşamada dolar filter'la filtrelemeyi yapabiliyorum. İşte bana employee ID'si 1 olan kayıtların siparişlerini getir demem mümkün. İsterseniz hemen buna bir bakalım. Employee ID'sinin 1 olduğu kayıtları getiriyor. Bunu employee tablosundan gidip bana order'ları getir diye de bilirdim. O yöntem de mümkün. Ama bu şekilde de hiç kod yazmadan da kullanabileceğim yöntemi bu. Bu şekilde ilave bir kod yazmama Süper. gerek kalmadan kullanabiliyorum. Bu arada şeyi Evet. söylemene gerek var mı? Entity Framework gibi bazı araçlar sayfalama yapmaya kalktığında order by yoksa hata verebiliyor. Order olması lazım gibisinden. O yüzden hani sayfalama varsa zaten bir şeye göre sıralamak lazım ki düzgün bir şekilde sayfalama yapsın. Default kayıt sırasına bırakmak çok mantıklı değil çünkü dediğin gibi order by şart. Doğru, haklısın abi. Ya ben o söylediğin şey senaryoyu yaşamadım hiç. Default kayıt sırasını göre verebiliyor sana. Çünkü yani hata vermiyor, Entity Framework'le alakalı bir hata vermiyor ama şu oluyor. Biz çoğunlukla ID olarak GUID kullandığımız için yerler şaşırıyor. İstediğin şekilde gösterememiş oluyorsun veriyi. Öyle bir kötülük oluyor. Çünkü normal auto increment bir alan olsa ID kolonu alt alta dizilir. Oradan çok rahat Ha, takip tabii. edersin ama GUID kullandığında şey sapıtıyor. O yüzden görseli güzelleştirmek için sıralamak daha mantıklı. Kesinlikle. Evet abi, şimdi gelelim en can alıcı noktaya bence. Çünkü hani ben filtrelememi yaptım, sıralamamı yaptım. İyi güzel ama bu relational data, birbiriyle ilişkili veriler elimde var. O zaman bunu kullanmam lazım. Ben bütün veri tabanını burada çekebilirim bir sorguyla. Çünkü elimde expand gibi bir koz var. Evet. Ee, Güvenlik en, en, endişeleri. büyük en büyük kartımı açtım şimdi. Bakalım. Şimdi veriyi çektiğimizde az önce neyi almışız? Hemen örneğimize bakalım. Orders tablosunu almışız. Employee ID'sinin bir olduğu satırları getirmişiz. Order date'e göre sıralamışız dersen ve order details'ları da bize ver demişiz. Böylelikle ben burada order'ı alırken o order'ın detail'larını da detaylarını da aynı sorgu içerisinde alabiliyorum. Order detayın Böyle. malzemesi yok, işte tedarikçisi gibi şeyleri de alınabiliyor. Ki bizim Aynen. 2012-2013 yılında yaptığımız kötü niyetli bir deneyde tüm database'i tek bir sorguda çekebilmemiz gibi. Gerçekten tamam yani buna güvenlik açığı diyebilirsiniz de. Ama aslında kolaylığın getirdiği ufak bir kapatılabilir açık diyelim. Sen şimdi bahsedersin mutlaka onlardan. Aynen abi. Şöyle Şöyle tabii güvenlik güvenlik açığı açığı olabilmesi olabilmesi için için sen sen kontrolsüzce kontrolsüzce her her şeyi şeyi açman açman lazım. lazım. Eğer Kesinlikle. kontrolsüzce açıyorsan Açıyorsan kesinlikle kesinlikle zaten zaten güvenlik güvenlik açığı, açığı en en büyük büyük salaklığı salaklığı yapmışsın yapmışsın demektir. demektir. Ama Ama kontrolü kontrolü şekilde şekilde açıyorsan açıyorsan adama adama zaten zaten sen sen bu bu veriyi veriyi paylaşmak paylaşmak istiyorsun. istiyorsun. Neden Neden önünü önünü kapayasın kapayasın ki? ki? İstersen İstersen bütün bütün veri kesinlikle tabanını çeksin. çeksin. O ona O ona kalmış. kalmış. Çekebiliyorsa Çekebiliyorsa çeksin. çeksin.
Ama Ama tabii tabii seni de seni de öldürür, o öldürür. ayrı mesele. Yine Yani burada orası biraz sınırlarımız görebilir. var. Yine sınırlarımız var. Şöyle devam edelim istersen abi. Şimdi bizim order'ımız var. Order'ın altında da detayları var. Detayların altında da product'lar var. Şimdi bir product'a gittiğimizde order'ımız, order'ın detayı, detayın içerisindeki product'ın bilgisi şeklinde iki katman gittim. Tamam, üçüncü katmanda istersen bu product'ın da bir kategorisi var. Onu da çekmeye Hadi bakalım. çalıştığımda ha bir dur diyor. Hemşerim ne yapıyorsun sen diyor. İyiyiz hemşerim sen ne yapıyorsun diye cevap veriyoruz biz. İkiden fazla expand yapmaya çalışırsan böyle bir hata mesajı veriyor. Neden? Default'u 2 çünkü. 2 derinlikten sonrasında bir dur diyor. Bunu arttırabilmek mümkün çünkü bizim özellikle yine bizim projeden örnek vereceğim. Bazı griplerde 4'e kadar derinliğe inmemiz gerekiyor. Hiyerarşik bir bilgiden dolayı 4'e kadar inmemiz gerekiyordu. O zaman da dönüyorsun diyorsun ki arkadaş ben hani bunu base'de yapmışım. Enable query yerine enable query'nin içerisinde max expansion dipped olarak da 4 olarak tanımla dediğin anda bu sefer bu limit 4'e çıkıyor. Adam 4 Aslında taneyi şey de görebilir hale söyleyebiliriz. geliyor. Hani güvenlik için tamam, yani varsayılan ayarlarla bıraktığında bir derece endişelenilebilir ama normal bir REST servis yazarken ki yapmak gereken ayarlardan çok daha azıyla güvenlik ayarları yapabiliyoruz. Çok basit bir attribute'le birçok özelliği değiştirebiliyoruz aslında. Kesinlikle abi. Mesela bu buraya yazabileceğim bir sürü şey var. Buradan sadece bu metot özelinde uygulayabileceğin şeyler onlar. Bir de genele uygulayabileceğin ayarlarda şurada tanımlanmış. Mesela endpoint'in select'ini açmazsan kimse burada select yapamaz. Tabii çok mantıklı değil ama yani select'in çalışmadığı bir şey oluşturabilirsin. Veya expand'ın olmadığı bir şey OData oluşturabilirsin. Maksimum tapı ben 100 demişim. Mesela tapı 100'den fazla yapamaz burada. 101 yazdığında otomatikman az önce aldığımız hataya benzer hata alır. Bu şekilde şu adamlara izin vermediğin sürece hiçbir şekilde kullanılamaz. Ama bunlara izin verdikten sonra da tek başına gidip o metot bazında da istersen istediğin sınırlamayı değiştirme şansın var. Hani burada sen max tapa 100 demişsin de bir request'te 1000 gerekiyordur. Gidip sadece o entity için tanımlama yapabilirsin. Bu şekilde güvenliği en üst düzeye tutmak lazım. Yani bomboş al ben bu veriyi sana veriyorum demek yerine buraya biraz bakmak gerekiyor. Bu ayarları biraz Kesinlikle. kurcalamak gerekiyor. Evet abi bu şekilde işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Son olarak yine az Extend de var, önceki count, skip, tap, her şeyimiz var. Süper. aynen. Ha, biraz Bunun önceki üzerinde order'ın şu customer'ı. aynen. Yani bunu mu almayı tercih edersin yoksa order üzerinden gidip hemen onu yapalım. Order detail'ı değil de burada expand'la customer'ı almış olsam şunu mu yapmak istersin? Ya yani bence ikisini Tek başına tek o customer, evet. yani şey Şey olabilir olabilir. çünkü iki ayrı request gibi oluyor ya bu. Yani ben gireceğim bir order'ı çekeceğim sonra döneceğim bunun customer'ını çekeceğim. Yerine Ya tek bir requestle evet. ikisini birden alabilme şansım oluyor burada. Bu dinamik UI bileşenleri falan yapıyorlar ya, işte atıyorum komponent gerektiğinde render olsun, order'ı getirdin. İşte bunu göster dediğinde bu order'ın customer'ı gibi ayrı sorgu atılabilir. Ama ben yine de orada order'daki customer ID'yi bilir durumda olduğum için customer'a gidip şu customer ID'liği getir daha doğru buluyorum. Bu yolla Aynen. gitmeyi garip buluyorum. Bu arada aklıma bir şey geldi abi. Dün diyecektim, unuttum onu sana. Benim OData 4 speklerine bakarken fark ettiğim bir şey. Entity Framework'te çalışanlar, hatta çoğu ORM'de çalışanlar, bu include dediğimizde filtreleyemediğimizi biliyoruz. Yıllardır da istenen bir özellik. Microsoft hala yapmadı. Çok ilginç bir şey. OData'da include derken filtreleyebiliyoruz. Yani order'ın detaylarıyla getir. Order detaylarda sadece aktif olanları getir. Ya da order detaylardan sadece şu tarihten sonra eklenmiş olanları getir gibi bir extend yaptığımızda, extend'e filtre verdiğimizde
Bu çalışıyor ve bana çok çok ilginç geldi. Arka tarafta Entity Framework kullanan bu OData, Entity Framework'ün desteklemediği bu özelliği nasıl destekliyor onu çok merak ediyorum. Bunu da araştırmalık not olarak kenara düşüyorum. Yani ciddi istenen şeyde, istek listesinde en çok oy alanlardan birisiydi bu Entity Framework'ün. Şey yapabiliyoruz yani, Extend'de filtre verebiliyoruz. Çok güzel. Aynen. O dediğin çok doğru abi. Ben biraz daha olayı bunun dışına taşırıp dolar tapı kullanmak istedim burada. Bu da mümkün. Yani Bu ben mu mesela oluyor? order detail'lardan top 1'i ver diyebiliyorum. Yalan oldu. Destekleme için şey yapman lazım muhtemelen. Şöyle bir şey yanlış yazdık herhalde. Filter eşittir. Ne olabilir? Şeyi hatırladın mı? Şuradan bir full datayı çekelim. Lan bir şov yapacaktık, onu da Ya olsun ya, şey beceremedik. bunu şey diye görelim. Arkadaşlara steklere bakmak için motive ediyoruz. Yani çok daha fazla özellik var aslında. Bunu Mesela. Entity Framework'te yapamıyoruz. Ya gerçekten çok tuhaf baktığınızda. Esas kütüphaneyle yapamıyorken bunu client'te yapabilmek. Bunun için şey açman gerekiyor olabilir belki abi. İzin verilen şeyler falan, parametreler ayarı gerekiyor olabilir belki. Olabilir. Geldi Orada mi? bir filter Filtre mi çalışıyor çalışıyor da? da Tamam, dolar top neden neden çalıştı çalıştı onu onu anlamadım. anlamadım. Belki Belki sıralama sıralama istiyordur. istiyordur. Az önce senin Sen söylediğin büyük eşit şeyden tabii, dolayı. GT GT Evet. şey greater than şeyleri, evet bunlar Alı tuhaftır. Maalesef böyle abi. Kaçış Kaçış karakteri karakteri yapmak alışmak zorundalar. gerekecek, evet. Mesela Mesela EQ EQ var. var. Şimdi neden büyük Eşittir, yazdıysam değil mi? eşit Eşit demek. demek. LT de less'ten küçük. Yani bunları bu Bunları bu şekilde şekilde yazmak yazmak lazım. lazım. Bunlar Bunlar işte işte az az önce önce gösterdiğim gösterdiğim dokümandan dokümandan bakıyorsun. bakıyorsun. Nasıl Nasıl yazılabilir yazılabilir şeklinde. şeklinde. Evet. Oradan bakılabiliyor. Evet Evet abi, abi. yani sanıyorum zamanımızı da bayağı bir açtık. Bunun Bunun haricinde haricinde yapabileceklerimizden yapabileceklerimizden manipülasyonlar da manipülasyonlar da vardı burada vardı burada anlatmadığımız. anlatmadığımız. Hani ben bir get Get yerine yerine post post yaparak yaparak yeni yeni bir bir order ekleyebilirim. Eğer veri eğer şey şey tarafında tarafında server server tarafında tarafında bu kodlamayı yaptıysam save'i yapma şansım var. Update'i yapma şansım var. Delete yapma şansım var. Hepsini OData sağlıyor bize. Tabii onları şimdilik zamandan dolayı gösterememiş oluyoruz ama onlar da yapılabilir şeyler arasında. evet, bence bir gıdıklama, ya hep gıdıklama diyorum böyle şeye, yani bir merak gıdıklama için çok güzel. Ya şeyi belki değinebiliriz. 4'ü pardon 3'ü 5 geçe başladık. 1 saati aslında yeni doldurduk gibi. Belki GraphQL'e azıcık dokunabiliriz. Yani benim için şey GraphQL'i ilk gördüğümde tamam çok güzel. Ama ya ilk tepkim ya OData gibi bir şeye Facebook neden işte Microsoft SAP'nin yanında destek verip bunu düşündükleri hali veya işte eksik gördükleri noktaları gidermek için yatırım yapmadı. Çünkü Resolver yazmak bana çok şey gelmedi, yani çok çekici, çok basit işler için Resolver'lar yazmak gerekmesi tam fazla kontrol elinizde ama çok da OData'daki o rahatlığı, esnekliği, hızı vermiyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum da. Kesinlikle abi. Ben bir şans eseri OData'yı GraphQL'den önce öğrendim. O yüzden GraphQL bende hiçbir şey yakmadı açıkçası. Çünkü OData'nın bu özelliklerini orada kullanabilmek için yani bir filtre yazmak için arkaya dünyanın kodunu yazman lazım ki hani az önce anlattığımız en başta OData'nın neden oluştuğunu anlattığımız senaryonun aynısını orada yapıyorsun. Her şeyi tek tek yazman Kesinlikle. gerekiyor. Her filtreyi tek tek yazman Evet. gerekiyor. Yani orada şunu demiştim ben. Facebook bunu sadece kendi Facebook sayfası için yapmış. Başka hiçbir şey için kullanılmaz bu diye düşünmüştüm. Hani öyle bir şeyiniz varsa ancak hani biliyorsunuz orada sıralama standarttır, filtreleme yani çok nadir filtreleme olur. Bir arama yaparsın sadece. Hani burada kullanıldığımız şeyin çok dışında bir dünya orası. Ve çok çok küçük bir
problem kümesinde kullanılabilir diye düşünüyorum. Ama OData'da da yapabileceklerin sınırı yok. En fazla GraphQL tarafındaki şey, yani ben bir sorguda hepsini, bütün datayı çekiyorum yaklaşımı olabilir. Ama eğer sayfanı düzgün bir altyapıyla tasarlamışsan, verini zaten böyle birçok kaynaktan çekmiyorsun. İşte bu da relational tablo mantığında. Diyorsun ki ya ben zaten bu müşteriyi kullanacağım, order'la beraber müşteriyi de alayım. Zaten bunları birleştirerek tek request'e çekiyorsun, onları tek tek çekmiyorsun. O yüzden arada çok fark yok GraphQL'le, ama o anlamda arada fark yok. OData GraphQL'in üzerine bu filtreleme özellikleriyle çok geçmiş durumda. Yani protokol direktman Bence bunu de. desteklediği için çok çok kat kat ileride bence. Tabii benim kendi kişisel Ben de görüşüm. çok benzer düşünüyorum. Hani o da şeyde, GraphQL'de farklı veri kaynaklarını tek bir resolver'da birleştirip, atıyorum customer'ı şu NoSQL'den alayım, işte order'larını şu mikroservisten alayım falan gibi şey var. Ama OData'da da bir şekilde yapılabiliyor. Bu onu yani emin değilim. Dokümanlarda öyle bir şey imkan verildiğini hatırlar gibiyim. Yani gereksiz kod yazmaktan kaçınmak, yaşlandıkça artık özellikle bizim gibi niye daha fazla kod yazayım daha az kodla yapabilecekken, o datayı mutlaka kurcalamayı tavsiye ederiz arkadaşlara. Aynen. Aynen Ağzına abi. sağlık abi, çok güzeldi. Var mı, kaldı mı atladığımız bir şey? Soru gelmedi. Ben şöyle bir soru sorayım. Tişörtün güzel duruyor abi. Tişörtünden bahseder misin Teşekkürler abi. Bu sağ olsun bizim Doğuş Teknoloji'nin eğitmenlere vermiş olduğu bir tişört. Tabii ön tarafta hiçbir şey yok ama dönebilirsem şöyle arkanda. Evet, halı sahada da Eğitmenlere sağladı. Evet, gitsek giyebilirsin. halı Gitsek sahaya giyeriz. olabilir. Çok sağ ol abi. Tekrar ağzına sağlık. QR kodu kullanıp örneğimize de erişebilir arkadaşlar. Herhalde. Slide'ın gitti bu arada. Bir Aynen şey öyle. oldu. Evet, çünkü yanlış bir Geldi. operasyon yaptım. Alışamadık Evet. daha o yüzden. Bu QR kodu, ben hatta canlı yayında şöyle okutmaya çalışayım. Ne olacak bakalım. Valla harika ya. Çok güzel çalıştı abi QR kodun. YouTube Doğuş Teknoloji'ye gitti. Beklediğimiz şey buydu değil mi? Evet, evet abi. Tamam. Aynen. Tamam, süper. Saltarak yazmışım, nereye gittiği belli olmuyor ama oraya açığını yazsak daha iyiymiş. linkiyle. O zaman yavaştan veda edelim. Hani son şans tanıdım, soru gelir belki, bir şey gelir diye. Zaten servis şeyleri falan da dörtte çıkan çok çalışanlar var bu arada. Evet. O zaman vedalaşalım. Herkese Tamam abi. hastalıksız, virüssüz iyi günler diliyoruz. Bir dahaki tek dil mekanda buluşmak üzere. Alper, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık tekrar. Sen de bir Teşekkürler. şöyle el sallayarak.